Bitik Dünya'dan merhaba. Dijital oyuncaklar, oyunlar, hayatı kolaylaştıran uygulamalar ve en son haberler. Hepsi ama hepsi teknoloji alemindeki rehberiniz Bitik Dünya'da. Bitik Dünya başlıyor. Genç beyinler hayal ediyor, tasarlıyor, geliştiriyor. Daha üniversitede okurken iş hayatına girmek için adımlar atıyor. Genç mühendislerin geleceği şekillendirecek projeleri Bitik Dünya'da. Gimbal nedir, nasıl çalışır, hangi alanlarda nasıl kullanılır? NBA yıldızları sanal sahaları kasıp kavuruyor. Muhteşem hareketleri basketbol severleri büyülüyor. Haberler, hayatı kolaylaştıran mobil uygulamalar ve daha fazlası teknoloji rehberiniz Bitik Dünya'da. Bitik Dünya başlıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri çok özel bir laboratuvarda geleceğin teknolojilerini geliştiriyor. Onların bu projeleri sayesinde gelecekte çok özel teknolojiler hayatımıza girebilir. Onlar Türkiye'nin parlak beyinleri. 1773 yılından bu yana bilim insanlarını yetiştiren bir kurumun, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin öğrencileri. Geleceğin mühendisleri çok özel bir laboratuvarda profesörlerinin rehberliğinde hayal etmenin, yaratmanın ve üretmenin keyfini yaşıyor. CBI Lab, yani bağışçısının ismiyle Cankut Bagana İnovasyon Laboratuvarı. Cankut Bagana'nın yaptığı 3 milyon dolarlık maddi desteğin ardından öğrenciler ve öğretmenleri her cihazı, her aleti birer birer hep birlikte kurmuş. Öğrenciler, tabii ki üniversitede ben de öğrenciyim. Eğitim alıyoruz ama eğitimin yanında bu aldığımız şeyleri gerçek dünyaya sunabilmek, belki de burada yaptığımız ürünlerle kendi şirketlerimizi açabilmek. Yani çünkü eğer bir şeyler üretmiyorsak, bir şeyler yapamıyorsak bir zaman sonra kendimize ve hayal gücümüzü kısıtlamış oluyoruz. Biz de bu hayal gücümüzü kısıtlamadan, burada daha da genişleterek, daha ileriye yol almak için birlikte arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Burada her bölümden öğrenci var, başka üniversiteden de gelen arkadaşlarımız var. Yani bizim amacımız bir şeyler üretebilmek ve bu üretimi sürdürülebilir bir şekilde devam ettirmek. Son 3 yıldır farklı bölümlerden, hatta üniversitelerden mühendis adaylarını bir araya getiren CBI Lab, yenilikçi teknolojileri hayata geçiriyor. Öğrenciler güç birliği yapıyor, ekip çalışmasını öğreniyor, işbirliği içinde proje geliştirme pratiği kazanıyor. 3 boyutlu yazıcıyla diz kapağı parçalanan bir köpek için protez, Man-Made ismini taşıyan ilk yerli sanal gerçeklik oyunu o projelerden sadece birkaçı. Yapay zeka uygulamaları da kafa yordukları bir diğer alan. Bu aslında çocuklara kod öğretmek için yapılmış bir robot ve içinde çok basit bir arayüz var. Buna uygun bir robot değil normalde ama uygun hale getirilebiliyor. Biz bunu legal bir şekilde hackledik aslında ve içerisine Linux işletim sistemi kurduk ve böylece kendi kodumuzu kendimiz yazabiliyor hale geldik. Yapay zeka algoritması sayesinde robot sensörlerini kullanıp etrafındaki engelleri tanıyabiliyor. Bu sayede de öğrenme sürecini geliştirip en doğru yolu kendisi belirliyor. Ama pil teknolojisi yetersiz kalınca işi bilgisayar ortamındaki simülasyona taşımışlar. Dünyanın sayılı üniversitelerinden MIT'nin kendi öğrencileri ve dünyadaki tüm ilgililer için yaptığı yapay zeka, otonom araçlar için yapay zeka eğitimi diye bir eğitim vardı. Bu eğitimin sonunda bir final sınavı vardı. Bu final sınavı da deep traffic dediğimiz simülasyondan geçiyor. Bu simülasyonun amacı kendimizi Amerika'da bir otoyolda düşünüyoruz ve otoyoldaki sınırımız 80 mil. Ve çok şey bir trafik var, kalabalık bir trafik var. Bu trafiğin içinden aracımız kendini hiç yavaşlatmadan geçebilir mi?
Aslında bunun üzerine bir yarışma. İşte o yarışmada İTÜ'lü öğrenciler adım adım ilerliyor. Yapay zeka algoritmaları her geçen gün yoğun trafikteki hızını artırıyor. MIT'deki rekor olan 76 millik hıza ulaşmayı hedefliyorlar. Şu an 73 mil hıza ulaşmış durumdalar. Bu prototipi bilgisayar ortamında geliştirip daha büyük araçlara da uyarlamayı amaçlıyorlar. Otonom, yani sürücüsüz araçlarda da sistemi kullanılabilir hale getirmek istiyorlar. CBE Lab, öncü insanların ve özveriyle çalışan öğrencilerin, profesörlerin sayesinde bilimin parlayan araştırma laboratuvarlarından biri. Bize düşense benzeri bilimsel çalışmalara daha geniş kaynaklar ayırıp yerli ve milli teknolojileri geliştirecek olan gençlerin önünü açmak. İşte bu haftanın teknoloji gündemine yansıyan haberler. Türkiye 5G için hazırlanıyor. İlk canlı 5G deneyimi Turkcell ve Samsung ortak altyapısı üzerinden tanıtıldı. 26 GHz frekansı üzerinden sunulan 5G sabit kablosuz erişim teknolojisi, 4K Ultra HD canlı yayın, bulut oyun, 360 derece kamera izleme ve sanal gerçeklik deneyim alanlarında teste açıldı. 5G teknolojisi sayesinde akıllı cihazlarımız için internet bağlantımız daha da hızlanacak. Ama 5G sadece mobil iletişimi hızlandırmayacak. Hanelere de fiber yatırımı yapmadan fiber benzeri hizmetlerle ulaşmak 5G ile mümkün olacak. Ve bence 2020'den itibaren de günlük hayatımızda ilk tüketicilerin yaşayacağı 5G deneyimi buradan başlayacak. 5G sayesinde sadece 2 yıl sonra hayatımıza girecek bağlantı hızları ise şu anki altyapılardan çok çok yüksek. 5G ile beraber artık evlerde fibere gerek olmadan 100 megabit hızlara rahatlıkla ulaşacağız. Hatta özel hizmet seviyesi olarak da 1 gigabitlik hızlara evlerde ulaşma şansımız olacak. İnternet kullanıcılarının uzun yıllardır başının belası, adil kullanım kotası nihayet tarih oluyor. Müjdeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan verdi. Bakan, 2019'da kotanın tamamen kaldırılacağını söyledi. Bakan Turhan net tarih vermese de adil kullanım kotasının kesinlikle kaldırılacağının açıklanması bile internet kullanıcılarını sevindirdi. Bu görüntüler NASA tarafından çekildi. Üstelik uzayda çekilen ilk 8K, yani 4320p görüntüler ya da başka bir anlatımla 8192'ye 4320 piksel. Ama biz daha 4K bile izleyemiyoruz. 8K'da nereden çıktı diye düşünüyor olabilirsiniz. Tabii NASA uzmanları uzayda bile yüksek çözünürlükte yapıyor işlerini. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda astronotların günlük yaşamları, DNA ve RNA araştırmaları, uzayda yetiştirilen bitkiler, dünyanın kilometrelerce öteden görünüşü de yüksek çözünürlükte paylaşıldı. 8K görüntüler dünya dışı ama aslında onlara pek yabancı değiliz. UHD, Ultra High Definition teknolojisi, Hobbit üçlemesi, Galaksinin Koruyucuları, Stranger Things ve Lost in Space gibi yapımlarda da kullanıldı. Özel parkurda, elde kumanda, sanal gözlükleriyle yarıştılar. En iyisi olmak için çaba harcadılar. Yüzlerce drone pilotu Çin'in Shenzhen kentinde yarıştı.
Dünya çapında en iyileri bir araya getiren yarışmada Timothy Trowbridge 114 kilometreye ulaşan hızıyla bir dünya rekoru da kırdı. Genç droncular yarışmadan galip ayrıldı. Erkeklerde 15 yaşındaki Rudy Browning, kadınlar kategorisinde ise 11 yaşındaki Vanraya Vanapong birinci oldu. Bir Tık Dünya ekibi olarak araştırmalarımıza devam ediyoruz. İşte sanal alemden ipuçları ve sizin işinize çok yarayacağını düşündüğümüz uygulamalar. 3 doktor kafa kafaya verdi ve sigarayı bıraktıran bir uygulama geliştirdi. Quit Genius. 5 dakikalık terapiler sunan uygulamada seanslar ses, video ya da egzersiz eşliğinde gerçekleştiriliyor. Hatta uygulamada yer alan seanslar sadece sigarayla mücadeleden ibaret değil. Alkol bağımlılığından kurtulmak, stresten arınmak ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen farklı etkenlerle savaşmak gibi sayısız çözüm de yer alıyor. 100 binden fazla cihaza indirilen uygulama, kullanıcıların %36'sına sigarayı bıraktırdı. %56'sı ise sigara içme sıklığını azalttı. Geriye kalan %8'in ne yaptığı hakkında ise net bir veri şu an için yok. Ama uygulama o kadar başarılı oldu ki, 2 milyon dolarlık bir geliştirme yatırımını kendine çekti. Hem de önümüzdeki dönemde hamileler için sigarayı bırakma terapileri, kilo yönetimi, özgüven eğitimi gibi konularda da kapsamını genişletme kararı aldı. Şu an aktif kullanıcı sayısının en az 20 bin kişi olduğu belirtilen Quit Genius, nikotin bağımlıları için teknolojik bir destek olarak ön plana çıkıyor. Çocuklar doğdukları andan itibaren gözlemliyor, öğreniyor. İlk 6 yıl hayatlarına yön veriyor. O ilk 6 yılın önemine dikkat çeken Açev, bilgiyi ailelerle paylaşabilmek için mobil bir uygulama geliştirdi. Android ve iOS platformlar üzerinden ücretsiz olarak indirilen uygulama, pratik, hızlı ve kullanışlı bir yapıya sahip. Güncel bilgilerle desteklenen uygulama, kapsamlı bir çocuk yetiştirme rehberi olarak ailelerin yanında. Bu hafta size gimbal teknolojisini anlatacağız. Gimbal teknolojisini icat eden mucitler tabii ki çözümü doğada bulmuşlar. Aslında sistem çok basit bir fikre dayanıyor. Tavuk ya da horozların hareket ederken vücutları ne kadar sallansa bile veya nasıl bir hareket yapsalar da zıplasalar da başları genelde o hareketi absorbe ederek sabit kalmakta. Elinizde bir kamera var diyelim ve kamerada bir gimbal veyahut da Steadicam denen sistem yok. Yani hareketi yumuşatacak sistem yoksa hareketi tabii ki çok daha sert algılayacaktır kamera ve vücudunuzun ya da kolunuzun sallantısından da etkilenecektir normal şartlarda. İşte gimbal'ın uyarlanmış olduğu kameralarda hareket bu şekilde daha yumuşatılmış bir hale geliyor. Ve sağa ya da sola doğru hareket yaparken ya da tilt denen bu yukarı aşağı hareketleri yaparken de kamera İşte bunu algılayarak kendi hareketini daha da yavaşlatmış oluyor ve yumuşatmış oluyor. Gimbal sistemi seçerken tabii öncelikle kullandığınız cihazı da iyi belirlemeniz gerekiyor. Mesela elinizde bir DSLR kamera var diyelim ve bunu da gimbal'a uyarlamak istiyorsunuz ve makinenizle beraber, bunu video modunda kullandığınız için kameranızla beraber sarsıntısız görüntü almak istiyorsunuz. İşte bu durumda dikkat etmeniz gereken unsurlardan biri kameranızın ağırlığı ve tabii ki objektifinizin ağırlığı. Eğer ki satın almayı planladığınız gimbal'la işte bu ağırlıklar tutmuyorsa, sizin kameranız uyumlu değilse bu durumda problem yaşarsınız. Alet 4 farklı noktadan oluşuyor kalibrasyonun yapılması için. Gördüğümüz noktalardan kalibrasyonunu yaptıktan sonra ince ayarlarıyla birlikte çekime başlıyoruz.
Kalibrasyonu yapmak için en önemli nokta kullanacağımız body'nin ağırlığı, kullanacağımız lensin ağırlığı ve üzerine aksesuar takacaksa bu aksesuarların ağırlığına göre tekrardan kalibre edilmesi gerekiyor. Alet X, Y, Z koordinatlarında bizi istediğimiz esnekliği sağlayarak daha net, daha temiz, daha da düzgün, sarsıntısız görüntüler elde etmemizi sağlıyor. Mesela gimbal sistemlerine sahip olan kameralarda onu görüntülemeniz ve kolaylıkla hareket ettirmeniz, hatta ayarlarınızı da yapabilmeniz için cep telefonları, akıllı telefonlarınız devreye sokulmuş durumda. Ara uygulamalar sayesinde rahatlıkla cep telefonunuz üzerinden sanki bir monitörmüş gibi çektiğiniz görüntüyü izleyip, hatta daha sonrasında da üstünden ufak kurgu işlemleri bile yapma şansına sahipsiniz. Ama çok dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Cep telefonunuzu monitör olarak kullanırken çok fazla görüntü aktarımı tabii hızlı olduğu için çok fazla pil tüketimi oluyor. Seçtiğiniz cihazlar farklı görüntü formatlarını destekliyor olabilir. Mesela 4K, 2.7K veya Full HD gibi. İşte bu durumda seçtiğiniz depolama medyası da çok büyük bir önem taşıyor. Yani hafıza kartlarınızın hem aktarım hızının hem de depolama kapasitesinin yüksek olması aslında görüntüyü elde etmenizde tabii ki size daha büyük kolaylık sağlar. İşte gimbal teknolojileri böylesine eğlenceli ve yaratıcı çözümler sunuyor. Size kalansa onları test etmek. NBA 2019 ve NBA Live 2019 sanal sahaları kasıp kavuruyor. İşte milyonlarca basketbol severi ekran başına kilitleyen o oyunlar. Basketbolun iki dev oyunu. NBA 2019 ve NBA Live 2019. İki oyun da çok keyifli. İki oyun da birbirinden özel hareketlerle basketbol severleri ekran başına kilitliyor. Önce NBA 2019'u mercek altına alıyoruz. NBA 2019 daha önceki serilerine fersah fersah fark atıyor. Hareketlere yön veren yapay zeka öylesine ustalıkla tasarlanmış ki oyun mekanikleri gerçeğe çok çok yakın. Hatta o kadar gerçekçi ki 2019'da yer alan NBA yıldızları bile çevrim içi karakterlerle oyun keyfine dalıyor. Kendi yarattıkları karakterle sanal kariyer yapanlar bile var. Kontroller kolay ve akıcı. Özellikle savunma konusunda yapımcılar özel önem göstermiş. Hatta klasik basketbol oyunlarındaki gibi yardıra yardıra içeri dalarım, basketi atarım kafası bu versiyonda pek işe yaramıyor. Çünkü savunmacının da dengesini alt üst edecek vücut hareketleri yapmanız gerekiyor. Takım arkadaşlarınız perde koymalı, size hareket alanı yaratmalı. Özellikle şut atışları tam NBA oyun zorluğunda gerçeğine uygun tasarlanmış. Geriye kaçıp şut attığınız anlarda bloktan da kaçınmanız gerekiyor. Tabii dövmelerden basket attıktan sonraki sevinç gösterilene kadar her şey gerçeğiyle birebir. Sırf o sevince tanık olmak için her sayıdan sonra tekrarları bile izlemeye katlanıyor insan. Süperstarların oyun tarzları da sahaya yansıyor. Eğer adamınız Curry ise onun gibi hareket ediyorsunuz. LeBron ise onun imza smaçlarını atıp bloklarını yapıyorsunuz. Kariyer modunda ise uzun ve zorlu maçların ardından karakterinizi geliştirme şansınız var. Ama sürekli olarak çalışmak kariyer modunda en önemli kriter. Uğraşamam bununla derseniz özellikle satın alma durumu da söz konusu. Diğer heyecan dolu basketbol oyunuysa NBA Live 2019.
hızlı, kolay ve etkili kontrolleriyle uzun yıllardır basketbol tutkunlarının bir diğer vazgeçilmezi. Oyuncuların gerçek hareketleri modellenerek oyuna aktarılmış. Şut, smaç, savunma dinamikleri gerçeğine en uygun hale getirilmeye çalışılmış. Boyalı alana girişler, geriye kaçarak şut atışları ve daha sayısız atraksiyon oyun keyfini artırıyor. Oyunun en büyük üstünlüklerinden biri sahalardaki atmosfer. Seyirci tepkileri, tezahüratlar ve animasyonlar gayet güzel. Spiker ve yorumcunun anlatımları da gayet heyecan verici. Lig, kariyer, sokak basketbolu gibi farklı modlar söz konusu. Seçtiğiniz oyuncuları maç kazandıkça geliştirebilirsiniz. Hatta kadın basketbolcular arasından seçim yapıp oyuncunuzu zirveye taşıyabilirsiniz. Always had basketball in my blood. First time I was. Çevrim içi seçenekte ise rekabetin yüksek olduğu maçlar sizi bekliyor. Sokak basketbolu seçeneği de gayet eğlenceli. Sanal dünyanın en şahane smacını ben atarım diyorsanız NBA 2019 ve NBA Live 2019 mutlaka test etmeniz gereken seçenekler. Hızlı hücumlarınızı kimselerin kesemediği, alley-oop'larınızı hiçbir oyuncunun bloklayamadığı ve faul atışlarınızın tümünün sayı olduğu oyunlar dileğiyle. Sanal sahaları kasıp kavurun. And for everything else, stick with IGN. Nice pace, sets it up and slams. Life is Strange 2. PES 2019. Unevolved. Yoku's Island Express. Forza Horizon 4. Bu haftalık bizden bu kadar ama teknoloji alemindeki rehberiniz Bir Tık Dünya her zaman kapsam alanınızda. Sosyal medya adreslerimiz sadece bir tık uzaklığında. Şimdilik hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere.